Herkese merhaba arkadaşlar. 5 yıldız futbola hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FM21 ile Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videoda Sivas Spor'a karşı şanssız bir yenilgi almıştık ancak e, Trabzon'la ve Ankara gücüyle oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılmıştık. E, şimdi ise önümüzde önemli bir Konya deplasmanı var. Konya deplasmanına doğru yola çıktık. Ferhan Evren sakatlık yaşamış, şu an Juan Miranda ve Luis Suarez'in sakatlıklarıyla uğraşıyoruz. Onların da zaten kısa sürede iyileşeceklerini düşünüyorum. Şimdi bu bölümde aklıma şey geldi, gözlemcileri yollayalım. şey var, gözlemcilik ajansı. Bu ne? Yani dünyaya bakalım. Hurricane değer olarak şu an ne bu? Nisan az sıralamaları diyor. He, bunlar şey e, iyi oyuncu sıralamaları. Bakalım değer olarak bakalız. Değer olarak kulüp olarak pozisyon olarak bakamıyoruz. Harika çocuk e, Wonderkid klasmanında Alejandro Balda var sol bek için. Zaten genelde Barcelona e, takımından çıkıyorlar. Barcelona'nın A2 takımında bile çok güzel oyuncular var. Hatta sağ bekimizi şu an Barcelona altyapısından alabiliriz. Taktikler bu A2 takımının taktikleri nerede? Ha, Riera'yı oynatıyorlar. Bunların da sabekleri yok, anladığım kadarıyla. Neyse çok bozmayalım konuyu, dağıtmayalım. Transfer görüşmelerini yeni bütçe, yeni bütçe anlaşılınca yapacağım. Suarez yaklaşık 10 gün için antrenmanlara başlayacakmış. Güzel. Suarez'in kondisyonu yok yerine hemen. Enbaye Cagne'yi alıyoruz. Cagne reis. Hemen onun yerine de yedeğe Mustafa Muhammed Bornav ve Linesi. Ee, bu maçta Bornav'u mu denesek? Bakayım. Emin Bayram oynuyordu en son orada. Ama Bornav'un da iyi ilişkileri var. Emin Bayram'ı sonradan oynatacağım. Şu anlık hazır değil gibi gözüktü gözüme. Bakalım Bornau hazır mı? Onu da bir gözlemlemiş oluruz. Mazraoui, Bor Bornau. Orada çıkaldı o falan. Marcao, Enrique. Orada ufak fauller yapıldı bize. Şimdi Konya'dan tehlikeli bir serbest vuruş. Gülerme kullandı. Okoye. Hızlı bir çıkış sergiledi ve topu kontrol etti. 29. dakikaya giriyoruz. Şu an 38. dakika Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Cagne, Konrad içeri girdi. Konrad. Konrad'dan güzel bir bitiriş. Takımı deplasmanda Konya deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Konrad de la Fuente. Şimdi Mazraoui. Cagne. Mbaye Cagne. Deplasmanda bizi 2-0 öne geçiriyor. İlk yarının sonunda. ilk yarıda bu golle tamamlanmış oluyor. Mazraoui'nin Getson'un müthiş asisti. Orada Mbaye Cagne'nin golü. Ahmet Çalık bizden gönderilmişti. Onun 5 puanı var. Beşiktaş Denizli karşısında 1-0 önde. Getson orada harika bir top kesme sergiledi. Getson'un bugünkü performansı iyi gibi gözüktü gözüme. Şimdi Taşdemir kullandı. Enrique, Konrad sağ çekti. Korner. Çıkal o içeri doğru ortalayacak. Arka direkte marka vurdu. Tekrar korner. Açmasına izin verilmedi. Ortanın on, o, o noktada. Getson 8 puanla oynuyor. Her zamanki gibi iyi olan taraf Getson. Orta sahamızda Getson ve Çıkaldağ varken sırtımız yere gelmez bir yer. Yani ilk sezondan beri oynuyoruz Getson Çıkaldağ ikilisiyle. Ara ara bozsak da e, bu ikiliyle devam ediyoruz. Getson 23 yaşına gelmiş 22 yaşındaydı ve e, oyun dinliyor böyle bizi. Ben eminim oyunun dinlediğine. Yani iki dakika övmeyeceksin sakın. Oyuncunu översen oyuncun sakatlanıyor. Luis Suarez'i övdük. Luis Suarez sakatlandı. Miranda'yı övdük. Miranda sakatlandı. Getson'u övdük. Bak Getson gitti hemen. Ama onun yerine Emre Kılınç var. Bu sefer oyun bizi Tonga'ya getiremeyecek. Tonga'ya. Hani Luis Suarez'i sakatlarsın. Cagney'i koyarız forvete. O atar. Miranda'yı koy... Miranda sakatlarsın. Emre Taşdemir'i koyarız. O iyi oynar. Güzel performans gösterir. Getson'u sakatlarsın. Hemen yerine Emre Kılıncı koyarız. Bakalım inşallah Getson'un bir şeyi yoktur. Çünkü lazım bize e, lig yarışında. Bakalım Getson'un bir şeyi yokmuş. Ufak bir sakatlık. Trabzon'la şimdi evimizde oynayacağız. Trabzon'la oynayacağımız bu maç çok önemli. Suarez Süper Lig ayın oyuncusu ödülüne like gösterilmiş. Transferler ve ma maddi durumdan memnun değilmiş. Şu an elimizde 20 milyon euroya yakın bir para var ve memnun değil yani şey e, neydi onun adı teknik direktör şey başkan başkan De La Fuente haftanın takımı için seçilmiş onun dışında seçilen bir oyuncu yok e, Konrad'ı çok isterdim takımda görmeyi ama e, çok pahalı Ryan Donk Mario Gila ile bir güzel ilişki kuruyor. Birlikte uyumlu çalışmıyorlar. Akıl hocalarından vazgeç. Suarez'de hava hakimiyeti artıyor ama liderlik özelliği düşüyor. Yaratıcılık ve teknik bakımından da Gile'ye çok katkısı var. Ee, Ryan Donk'un. Bornaula Markao. Markao Emin Bayram'a akıl hocalığı yapsın daha yaratıcı oyunlar kurmasını sağlayabilir. Turan moral yükseldi. Çıkal daha o stresle başa çıkabiliyor. Güzel. Mark Bayram Markov sayesinde çok şey öğreneceğini umuyor. Çıkal daha da bu dertten kurtarmış olduk. Belki de o yüzden serbest vuruşları. Mario Gila'nın Gila esas turu çok yakında az takımda forma giyecekmiş. Güzel Gile'yi kullanmıyorduk zaten. Geri çağırmaları mantıklı olmuş. Bornao bu maçta oynamaya hevesli diyor. Bakalım. Omar, Marka, Mazroi, Taylan, Çikaldao, Yunus Akgün ve e, Oğulcan Çağlayan bu maçta oynamayı istiyor. Karnuçu ise bu maçta Çikaldao, Enriquez hakkında akıl hocalığı mı? Ona da bakayım bir. Belki Çıkal Dağı'dan Enrique'ye e, akıl hocalığı yapması isteyebilir. Yani Çıkal Dağı zaten Enrique'ye akıl hocalığı yapıyormuş. Yaratıcılıkla pas özelliğini arttırıyor. Enrique yaratıcı tarafını geliştirmiş. Güzel. Galatasaray birinci sırada şey ise ikinci sırada Trabzonspor. Miranda'yı yedekler arasına alacağım. Bugün Mustafa Muhammed'i çıkartacağım. Mustafa Muhammed'de zaten e, gerek yok. Ona şu anlık. Bakın takımımız içerisinde iyi bir ilişkiler var. Forvet'te de Cagna var. Trabzon'la evimizde karşılaşıyoruz. Bu maçı kazanırsak şampiyonuz. Berabere kalırsak şampiyonuz. E, Şampiyonun büyük adaylarından biriyiz diyeyim. Kaybedersek de bir puan kalıyor aramızda. Gelecek maçlara bakacağız. Bornau, Enrique, Okoye, Konrad'a doğru. Foul. Penaltı. Penaltı değilmiş. Çıkıldağ'ın sevdiği bir nokta. Kaleye doğru. Kaleye değilmiş. Orta açmış. Korner. Kazanıyoruz. İçeri doğru korner. Tekrar korner. Bu sefer güzel bir noktadan. Korner kullandık. Orada kafa vuramadı. Enrique şimdi... İçeri Cagney bırakılmıştı aslında. Devam ettirse pozisyonu. Konrad araya girdi ve gol. Uğurcan Çakır'ın kötü pasında Konrad araya giriyor. Ve rakip savunmayı gafil avlayarak Victor Hugo'yu gafil avlayarak skoru 1-0'a getiriyor. Aslanım benim be. Keşke şu adamı alabilsek var ya. Çıkıldı içeri ortası. Getson, Cagne, Cagnin önünden kaçıyor top direkt. Emre Taşdemir ileri oynamıştı. Şimdi çıkıldı, o korneri kullanacak. İçeri doğru marka o arka direkte skoru 2-0'a getiriyor Trabzon karşısında. Artık biraz da olsa rahatlıyoruz Trabzonspor karşısında. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Galatasaray biraz hızlı başladı. İkinci yarıya. Rakipte Uğurcan Çakır'ın kötü bir performansı var. Zaten bizim Okoye şu an ligdeki ve belki de Avrupa'daki en iyi kalecilerden bir tanesi form olarak e, form olarak ve gerçekten normalde de öyle. Trabzon'un karşısında Getson'u dinlendirelim. Getson'u alayım oyundan. Çok daha fazla kondisyonu gitmesin. Zaten yorulmuştu ilk maçta. Bornao yerine Emin Bayram'ı alalım oyuna. Onun dışında orta sahaya e, Miranda uzun süreden sonra ilk on şey işte takımda ve sağ bekede Omar'ı alıyoruz. Ufak değişikliklerimiz oldu. Kondisyon için hem de yeni takım arkadaşlarına alıştırmak için biraz da. Miran şimdi içeriye doğru ortalayamadı ve maç sonlanıyor. Trabzonu 2-0 yendikten sonra şampiyonuz diyebiliriz artık. Uğurcan Çakır takip listesinde gerek yok. Kötü bu arada. Markao arkadan e, Santrafor'un biraz da hatası var. Şu an 7 puanla e, zirvedeyiz ve 3 maç kaldı. 3 maçta 7 puan kaybetmemizin imkanı yok. Ve önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Hamburger SV kulüp içi huzursuzluk yaşıyor. Onana orta sahaya 20 yaşında. Hım. 11,5 milyon. Ha ben gözlemciyi olacaktım değil mi de? Doğru onu unuttum. Bakalım oyun durumuna. Takip listem hakkında rüya görmem. Ne? Neyse. Ee, kulüp çalışanları bizim genç gözlemcisi hangisiydi? Bu elemandı. Ee, kovma, hayır. Bakayım. Tazminat ödemeyeceğiz. Bölge. Şimdi Biz ne istiyoruz? kendisinden sağ kanat sol kanat. Sağ kanat sol kanat nereden çıkıyor? Asya'dan çıkmıyor. Afrika'dan çıkmıyor. Orta Doğu'dan çıkmıyor. Doğu Avrupa. Avrupa'da genç gözlemcisi. Hadi bakayım. Git de sen bize bir kanat forvet. Forvet güzel kanat. But back falan getir. Gelecek haftalarda bulduğu raporları hazırlayacak. Luis Suarez sakatlığından çıktıktan sonra hemen kadroya alalım. Cagney'i Kerem yerine alalım. Miranda ilk 11'de başlıyor uzun zamandır. İlk 11'de yoktu o da. İlk 11'de başlatıyoruz. Hadi bakalım. Alanya ile evimizde oynuyoruz artık. Şampiyonluğu garantilemiş bir şekilde neredeyse. Oynuyoruz. Bu maçı da kazanırsak şampiyonluğumuzu kesin olarak garantiliyoruz. Berabere bile kalsak garantileniyor herhalde. Trabzon durumuna bağlı oluyor. Berabere kalırsak kazanırsak kesin şampiyonluğumuzu garantiliyoruz. Şimdi Konrad çıkaldı o Konrad içeride orada etkili bir vuruş yapamadı kimse. Yunus Akgün soldan ilerlemişti. 29. dakika Enrique, Miranda, Marka, Bornao Yunus Akgün sol ayağıyla güzel bir vuruş sergilemişti ancak kaleyi tutturamadı. 39. dakika şimdi çıkaldığın ortası içeri doğru korner. Tekrar korner. Bakalım Marko'nun yine o kafa gollerinden gelecek mi? Gelmedi. 5 şutumuz, 0 isabetimiz var ilk yarı itibarıyla. 6 şutumuz, 0 isabetimiz. İkinci yarıda bu şut isabetlerini biraz daha yükseltmek e, amacımız olmalı. ve kale vuruşuyla başlayacağız ikinci yarıya. Bornau şu an sağda kaptan olarak duruyor ki hak ediyor da kendisi. 76. dakika Yunus Akgün herkese tek başına çalıma dizdikten sonra orada kornere çıkıyor top. İçeri doğru orta marka arka direkte kafayı vurmuştu ancak sonuç alamadı ve marka o bu sefer sonucu alıyoruz. Marka ile arka direkte kafayı vuruyor ve bu sezonki 9. golünü atıyor. Bir hücumcu olan Konrad Fuente ve ee, Yunus Akgün'den daha fazla gol attı bu seze bu sezon. Suarez'in ufak bir kondisyon sıkıntısı var. Emin Bayram'ı da almak istiyorum oyuna. Cagney alıyorum. Hatta Cagney değil Olcan alayım. Olcan daha iyi. Emre Taşdemir Miranda yerine. Taylan, Omar, işte Abdüs Samet falan. Öyle ufak değişikliklerimiz olsun. Çıkal daha attı. 3 Üç şutun 3'ünde de kaleyi bulamamış. Sıkıntı yok. Biraz daha ararsa bulur herhalde. Emre Taşdemir şimdi çıkıldı. O yine şut çekti. Yine kaleyi bulamadı. Emin Bayram mı? orada korktum bir an geri pasta hata yapacak mı diye. Ama yapmadı. Konrad şimdi Omar Taylan. Emre Taşdemir Yunus Akgün golünü atıyor ama offside'den iptal ediliyor. Emre Taşdemir'in asisti olacaktı. Yunus Akgün'ün golü ama bu da iyiye işaret yine bence. Yunus Akgün ileri doğru vurdu ve maçı da burada bitirir herhalde hakem. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Ya Bu puan farkı kapanmaz zaten. Bundan sonra maçlar oynanıyor diyor. Oynamayın boşuna maçı, kapatın gidin ligi. Şampiyon oluyoruz. Bu sene iyi bir seneydi. Şampiyonlar liginde çeyrek final gördük. Şanssız bir e, mağlubiyet almasak büyük ihtimalle final görürdük. A2 takımımız bile ezmiş Alanya Sporu. Bakalım nasıl ezmiş. Ercan Şirin. Metehan Mertöz. Jimmy Durmaz ve Recep Gül. Golleriyle ezmişiz. Süper Lig şampiyonluğundan memnun herkes. Emin Bayram da öyle. Enrique. Takımın performansından memnun. Beşiktaş'ta şimdi bir de Türkiye kupasını oynarsak. Başta Süper Kupa'yı almıştık. Ee, şampiyonluk Kupası'nı aldık. Bir de bu Kupa'yı alırsak 3 adet Kupa müzemize götürmüş olacağız. Bakalım Beşiktaş'ın elinden alabilecek miyiz? Kerem bu maçta sonuca inanmıyor gibi görünüyor. O zaman inanmayan otobüse binmesin. Muhammed Kamara ve Abdüssamed oynamamak istiyor. Markao Okoye, Omar Mazrui Taylan ve Emre Kılınç bu maçta oynamayı hedefliyormuş. Maçı da oynayalım da ondan sonra bitiriz bölümü. Şimdi rakipte 2 adet santrafor eksikliği var. Forvette Larin çıkıyor bizim karşımızda. Mazraoui geçti. Enrique Mazraoui, Mirand'a Enrique, Borna, vardı küçük üçgenler. Sonuç getirmede henüz. Domagoj Vida henüz daha e, dokuzuncu dakikadan kötü kondisyonla başladı. Bakın bu iyi işaret olabilecek mi? Konrad attı. Ancak Luis Suarez yine offside yakalanıyor, offside reis. Tekrarını izlemeye gerek yok. Zaten net offside. Mazra'i, Konrad, Suarez bu sefer atıyor. Suarez bu sefer affetmiyor. Suarez bu sefer atıyor. Enrique, Miranda, Suarez, Konrad yine sıfır dereceden. Yine Konrad sağ çaprazdan sol çapraza doğru güzel bir gol atıyor. Tekrarını izlemeye gerek yok. Şöyle atlayalım. İki sıfır öndeyiz Türkiye Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş karşısında. İlk yarının sonucuna geldik. Ersin Destanoğlu'nun 14 pası. Kalafat sağda herkesten daha çok top kapmış. Şimdi Larin oraya gelemedi. Markao'dan kaldı top. iki pozisyon bitiyor. Yunus Akgün içeriye doğru. Ancak olmadı. Şimdi o içeri orta. Konrad Suarez. Ancak Paul Cezazas içinde miydi? Bakalım. Hayır ceza sahası dışındaymış. Çıkal Dağı şimdi. Yine faul ceza sahası içinde miydi? Çıkal sevdiği noktalar aslında. Çatala takmalık noktalar. Bakalım atabilecek mi? Çıkal Dağı içeri orta. Ancak sonuç gelmedi. Larin orada yine kötü paslaşmalar Larin'den. Rakipte zaten Vincent Abubakar ve Nils Kuaşner aldıkları iki santraforda yok. Larin alternatif santrafor olarak görevde. 87. dakika. Türkiye Kupası'na hiç olmadığı kadar yakın şu an Galatasaray. Hakem serbest vuruş veriyor. Kaleci Okoye serbest vuruşu kullanacak. 90 artı e, de golü yiyoruz. Türkiye Süper Kupası karşılaşmasında sol çaprazdan güzel bir gol geldi. Tekrarını izliyoruz. Tekrarını izlemeye gerek yok. Yunus Akgün iyi geçiyor. O iyi geçiyor ama son ortaları veya içeri kat edilen mesafelerde çok etkisiz kalıyor. 90 artı 4 Ersin ileri vurdu. Marafona şey Okoye aldı topu. Ve Türkiye kupası şampiyonu Galatasaray. İşte bu. Türkiye Kupası'nda şampiyon oluyoruz bugün. 3 kupa birden götürüyoruz. Müzemize orta saha yeterince güçlü değil diyor. Taraftarlar Türkiye Kupası zaferini kutluyor. Yönetim Türkiye Kupası zaferinden dolayı memnunmuş. Fenerbahçe ile de deplasmanda oynayacağız. Ancak e, bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.